Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün canım biraz sıkkın açıkçası. Son çektiğimiz videoda biliyorsunuz Black Motlet cüce koşun tavuklarımızı diğer anaç grubumuzla birleştirmiştik. Şimdi videonun başında gösterdim. Hiç istemeyeceğimiz bir olay gerçekleşmiş. Yani çok üzüldüm hayvanlara. Şimdi size de göstereceğim. Aslında yan yana duruyorlardı. Hatta sonradan eklediğimiz tavuklar İlk geldiğinden beri diğer anaç takımın yanındalardı. Yani birleştirdim. Hiç istediğimiz gibi bir sonuç olmadı. Yerdeki tüyleri falan görüyorsunuz. Şimdi hayvanların son durumunu da sizlere göstereceğim. Yani aslında olması gereken buydu ama başaramadık. O yüzden iki farklı grup olarak en azından şu anlık öyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü şimdi göreceğiniz görüntü gerçekten iç açıcı değil. Şimdi geçelim bakalım. Duman da acıkmış. Ona da şimdi Proplan yem getirdik. Bakalım. Dumanda her şeyi de, lan düşüreceğim lan. Biraz Proplan vardı. Çuvalın dibinde kalan. Dedim ki onu da dumana götürelim. Hadi ye bakalım. Aha. Duman, onu yememe şansın yok oğlum ha. Ona göre. Yok, yiyecektir ya. Beğenmedin mi lan? Çok da beğendi diyemeyeceğim açıkçası. Ulan duman. Neyse oğlum, bu akşamlık öğünüm bu. Başka yemek hazırlamadım sana. Bununla idare et. Şimdi arkadaşlar, annem köye gitti. Normalde biliyorsunuz yumurtaları topluyordu, hayvanlara bakıyordu. Şimdi artık bütün işler bize kaldı. Sabah da dükkandayız. Şöyle bakalım, yumurta falan da var mı? Şunlar Bresse yumurtası. Bunlar Fatiboların. Gümüş sibritler. Ya kızlar, siz niye yumurtlamıyorsunuz? Gümüş sibritlerden şikayetçiyim. Altın sibritler yanında. Yumurta yapıyorlar. Bunlarda hiç tık yok. Niye böyle oldular anlamadım. Neyse. İnşallah başlayacaklar tekrar. Şimdi bir gidelim bakalım arkadaşlar. Durum ne olmuş? Gerçekten çok can sıkıcı bir olay. Gelin bakayım. Ya ben size böyle mi öğrettim ha? Bak, ben size dedim ki onlar sizin kardeşiniz. Yanınıza koydum. Hayati, gel buraya gel. Gel. Sen var ya, elebaşı sensin sen. Gül gibi tavukları mahvettiniz ya. Yemleri var en azından. Şuradan yumurtaları da alalım. Şimdi arkadaşlar, tavukları videoda biliyorsunuz ki yanlarına koymuştuk. Yani hayvanların sırtını, özellikle şunun sırtını bildiğiniz delmişler. Dördü kenara sıkışmış, annemin söylediği. O denk gelmiş. Allah'tan ki denk gelmiş. Yoksa yani bu hayvanlar ölürdü. Ya vallahi hayvanlar ölümden döndü. Özellikle şunun, bakın arkadaşlar, yani arkası falan videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Kan revandı. En azından bugün toparlanmış biraz. Öne sıkışan, yani şöyle dört tanesi önlü arkalı, böyle dört tane kenara sıkışmışlar. Arkada kalan ikili, bakın iki tanesi çok kötü durumda gerçekten. Oraların antibiyotikli
bir spreyim var, ondan sıktım. İnşallah mikrop falan kapmaz. Hayvanlara çok üzüldüm. Yani inşallah kayıp vermeyiz hayvanlarımız. Yani besledik, büyüttük. Aha, burada yumurta var. Emliğin içine niye yumurtladınız? Hadi bakayım aslan parçası. Aferin. Şu emliği kenara çekelim. Tam folluğun altında kalmış. Kızım. Aferin sana. Yani cüce koşinleri seviyoruz, ediyoruz. Başımıza gelen olay budur. Maalesef hayvanlar çok kötü olmuş. Alttan büyüyen 4 tane yarkamız. Ya çok üzüldüm arkadaşlar ya. Hayvanlara yazık oldu. Annem de gitmeden porselenlerden yumurta bekliyordu ama sanırım biraz daha vakit lazım. Neyse, yumurtlarlar herhalde. Acelesi yok. Şimdi Brahmalardan, biliyorsunuz önceki videoda satacağımızı söylemiştim. Şu an daha gitmedi buradalar ama yarın sabah buradan 6 tanesi gidecek. 2 tane de birisine verdim bizim dükkanda. Meriç kardeşimiz de izliyorsa ona da buradan selam olsun. 2 tane de ona verdim. 6 da gidecek. 8 tane gitmiş olacak. Yani hayvanları biliyorsunuz, Brahma Fatih abinin oraya da yaptık. Çok da fazla gerek yok açıkçası. Ama güzel hayvanlardı. Şimdi yarın sabah 3 tane Kolombiyan, 3 tane de Light İzni'ye göndereceğim. O da Cemil Saka abimize gidecek. Daha önce de bizden GSG almıştı. Şimdi de Brahma alıyor. Size şuradan brekelleri de göstereyim. Bakın arkadaşlar, brekeller tüylerini yapmaya başladılar. Demiştim ya size, en kısa zamanda başlayacaklardır diye. Tüylerini yapmaya başladılar. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra bu hayvanları tanıyamayacaksınız. Hatta bir süre göstermesem mi bunları, ne yapsam? Tüylerini yaptıktan sonra gösteririm. Evet, burada tepeli mavicilerimizden var. Kümesimin de artık bir temizlik vakti geldi. Kümesi temizlemem lazım. Kız, sen nesin burada? Bu da Sabri abinin bize dükkan için verdiği hediye. Güzel bir tavuk var burada, mavici. O da hayatına burada şu anlık devam ediyor. Bu tarafta başka yumurtamız. Bakayım, Black Motlet yumurtlamamış. Ulan Putin, yavaş lan. Black Motlet de yok. Gümüşte bir tane yumurta var. Şu yumurtaları da alayım arkadaşlar da. Ben de dükkandan yeni geldim. Yumurta işini de halletmiş olalım. Yemlerini veririz. Gerçi yemi eksik olan bir yarkaların eksik. Yem de getirmiştim. Bakayım. Aynen. Şurada 203 var. 302'miz var. Bu yemleri de veririz. Bakın bugün Orlof'a 3 tane yumurta yapmış. Maşallah. Splash'larda hop, ekran bulanmış. Splash'larda bir tane görüyorum. GSG'lerde 1, 2, 3. Var mı kızlar arttıran? Kim yok. 3 tane var. Yemler. Yeminiz ne durumda? Yemin dibi kalmış. Size bir de yem takviyesi yapalım. İyi, bu aralar şeyleri yükseldi, verimleri. En azından yumurta çıkıyor yani kümesten. Günlük 15-20 arası yumurta alıyorum şu an. Yani havalar her ne kadar değişken olsa da. Ama şöyle diyeyim, çok fazla yarka var şu an. Kümesim neredeyse tamamı yarka. Bakın mesela bu grup yarka. Burada ispençler yarka. Yanında koşinler yarka. Altta maviciler var. Bu tarafta Isabel ligorinler var. Burada gümüş ligorinler var. Kızlar, siz yumurta yapacaksınız mı? Yok, yumurta yok. Yiyin için yatın. Burası yarka, burası yarka, burası yarka. Yani şu an kümesten çok yumurta çıkmaması normal aslında. Ama yine de bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu tavukları buraya aldık. Bunlara yem falan da, ya gerçi vermiştim bunlara yem.
yani son kez göstereyim. Hayvanlar çok çok üzüldüm ya. Bunları çok seviyorum ben. Şişe koşinleri zaten ekstra bir ilgimiz var. Güzel hayvanlar. Bakın iki tane sırtında çok sıkıntı olmayan bize dönük. Sırtlarında problem olanlar diğer tarafa dönük şu an. Gözüne falan da vurmuşlar hayvanın. Çok üzüldüm ama artık. Zaten şu yerdeki tüylere bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz tüy olmuş her yer. Yani Allah korumuş. Biraz daha annem denk gelmeseymiş bunlar ölürdü muhtemelen. Çünkü orayı didikleye didikleye. Özellikle şu bir tanesinin arkası çok kötü. Şu ikincinin. Buradan gözükmüyor. Ben gözle görüyorum. Hala kan ıslaklığı var. Çok şükür en azından böyle bir ders almış olduk. Ne oluyor lan? Aslında iyi de birleştirmiştik ama olmadı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Artık videoyu sonlandırayım. Yumurtaları toplayayım. Daha sonra da hayvanların yemlerini vereyim. Ben de ondan sonra istirahatıma geçebilirim. Videomuzu da beğenip kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.